Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin getirdiği nokta, yasama, yargı saraya bağlandı. Yasamanın etkinliği kalmadı. Artık burada bir dakika almak için milletvekilleri, 20 tane milletvekilimiz artık yani düğmeleri basmaktan başka bir şey yapamıyor. Yani bir meclisin etkinliği, bir meclisin yasamayı kullanması ve denetleme görevini kullanması çok önemli. Bakıyoruz, iç düzeye bakıyoruz. Parlamento denilen konuşulan yer, meşveret yapılan yer anlamında konuşulan parlamento İtalyanca'da konuşulan yerden çıkmış, artık saraydan gelen kanunların virgülüne kadar komisyonlardan geçip onaylandığı yer haline gelmiş. Şimdi bakıyoruz, 5 milyar 480 milyonla bütçe ayrılmış meclise. Şimdi bu bütçe ne işe yarıyor? Bu bütçe şu yana yaraması lazım. Siz vatandaşın lehine yasa yapacaksınız. Vatandaştan alınan vergileri, bütçeyi denetleyeceksiniz. İki görev verilmiş meclise. Biz ne yapıyoruz? Anayasanın 98. maddesinde olan görevimizi, yani bilgi edinme ve denetim yollarını ikiye ayırmışız. Yazılı soru sorma ve bununla birlikte ne yapmışız? Soru önergesi vermişiz. Şimdi bu yazılı soru sorma önergelerinin sonucuna bakıyoruz arkadaşlar. Dün Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki %80'lerden %90'lardan bahsediyor. Bakınız arkadaşlar, 27. dönemde 72.373 yazılı soru önergesinin 10.199'a yanıtlanmış. 26.382 soru önergesi cevaplanmamış. Bakınız arkadaşlar, Sayın Adalet Bakanı burada. Sayın Adalet Bakanım, siz hukukçusunuz. Milletvekillerinin bu yıl size verdiği 2.253 önergeden 3'ünü süresinde yanıtlamışsınız. 139'unu ise daha sonra süresi geçtikten sonra yanıtlamışsınız. Yani soru önergelerini cevaplandırma konusundaki başarınız %6. Böyle mi yasama? Böyle mi yasamaya saygı duyulacak? Adalet Bakanı tarafından duyulmayan saygıyı nerede arayacağız arkadaşlar? Çünkü bakanlardan hesap soran meclis değil ki. Bakanlardan hesap soran saraydaki. Bakanlar saraya bağlı. Sorumlulukları saraya bağlı. Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanı'nın 98. maddeye aykırı olduğu, ihlal ettiği bir ülkede demokrasi olabilir mi? Hukuk devleti olabilir mi? Yasamanın etkinliği olabilir mi? Olamaz. Kuvvetler ayrılığında bitirdiniz. Yasamayı, yargıyı yürütmeye bağladınız. Değerli arkadaşlar, diğer denetim yolu Sayıştay'ın meclise sunduğu denetim raporları. Ya bu denetim raporları çok önemli. Nihai denetimin önündeki ön denetim raporları. Bu budanmış durumda. Nasıl budanmış durumda? Sayıştay'ın meclise sunduğu denetim raporlarının en sonundaki çok önemli bir ek tablo var. Bu tablonun başlığı önceki yıl ve yıllar Sayıştay denetim raporuna ilişkin izleme tablosu. Bu tablo ve önceki yıl bulgularının çözülüp çözülmediği bilgisi artık yayınlanmıyor arkadaşlar. Yok. Ya da eksik yayınlanıyor. Bunun anlamı ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe harcamalarını denetleyen Sayıştay'ın yetkileri, yani bizim meclisin yetkileri, yürütme tarafından gasp ediliyor arkadaşlar. Yazıklar olsun. Değerli arkadaşlar, şimdi biz ne yapacağız? Girip de tek tek bakanlıkları mı dolaşacağız milletvekilleri olarak? Yani biz Sayıştay'a sırtımızı dayayarak bütçe konusunda denetim yapamayacaksak ne yapacağız? Değerli arkadaşlar, burada Avustralyalı mimarın yaptığı bir meclis içindeyiz. Clemens Hösmers. Buradaki inşanın felsefesi, ruhu kapıların halka açık olması bu meclisin. O zaman öyle tasarlanmış. Ancak ne yapılmış Sayın Meclis Başkanı? Meclisimizin kapılarını, itibarını inşaada ve felsefede olan itibarı kenara bırakmış, meclisin kapılarını millete, barolara, avukatlara, insan hakları savunucularına, Soma emekçilerine ve Alevi önderlere kapatmış. Ne yapmışlar? Anayasa madde 34 gereği toplantı, gösteri ve yürüyüş kanunu barışır bir şekilde yapmak isteyenlere copla, gazla meclis önünde polise emir vermişler. Milletvekillerinin arabalarını arayarak içinde baro başkanı var mı diye talimat veren millet meclisi başkanından başkan mı var arkadaşlar? Arkadaşlar, bir de milletvekillerin dokunulmazlığı. Ne olmuş? Milletvekillerinin dokunulmazlığı konusunda düşürülmüş. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru
Tamamlayalım lütfen. Kur hakkını kullanan milletvekillerini göndermişiz. Sayın Meclis Başkanı, o milletvekillerinden özür dileyecek misiniz? Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verip de yeniden buraya gelen Sayın Berberoğlu'ndan özür dileyecek misiniz? Değerli arkadaşlar, Meclis Başkanı meclisin ve milletvekilinin itibarını düşünmesi lazım. Ama ne yazık ki İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan, benle beraber 30 milletvekiline eşkıya grubu diyen, partimizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden, komisyonlarda milletvekillerine terörist, eşkıya diyen, 10 bin dolar alan milletvekili var diyerek meclisi zan altında bırakan Suç İşleri Bakanlığı'na meclis başkanı olarak bir şey söylediniz mi? Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekilinin sorularına cevap vermeyen Merkez Bankası Başkanı. Teşekkür ediyoruz Sayın Bülbül.